Evet arkadaşlar, uzun süredir beklediğimiz, çekmeyi de beklediğimiz banko içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Hocam bu banko nedir ya? Şimdi banko bu, mudur? Biz ilk bunu deneme çekimlerimizi yaptığımızda Berat Hoca'yla, ya deneme çekimi de olsa şov yaptığımız o güzel içeriğimizde diyelim. Alverdi, ismi biliyorsun Alverdi hocam. Alver'den sonra bir Alver ismi biraz şey geldi, banko'ya döndük, banko kaldı. İddia içeriğimiz, bahis severlerin, yani 100 liralık oynayıp diyelim 100 attınız, 350-400 rahat bir şekilde cukka yapabileceğiniz sevgili değil mi hocam? Hocam. Yani sen burada insanlara kısa yoldan milyoner olmanın vaadini söylüyorsunuz. Jeff Bezos gibi olacak herhalde. Hocam, şimdi Türkiye'nin burası yetiştirme kursu kardeşim. Öyle mi? Tabii. Burası Jeff Bezos yetiştirme kursu. Tabii. Burada Türkiye'nin Jeff Bezos'larını yetiştireceğiz. Yani diyorsun ki 100 liraya 350-500 değil de 100 liraya milyoner. Milyoner. Bak, ben dalga konuşuyorum. Milyoner. Milyoner. Yani milyoner de yeni etkinliğimiz falan diyorsun. Yapmayalım ama. Hocam, ya, her şeyden önce hocam. Din açısından kimseyi teşvik etmiyor. Tabii. Yani biz burada tahmin ediyoruz. İsteyen oynar. Yatırım tavsiyesi değil. Yani bunun cezaları var. 62, 70 binden, 18 binden. Hiç alakamız yok. Biz burada sadece muhabbetimizi isteyen oynar, istemeyen oynamaz. Kimse kararı. Kaçak siteleri de önermiyor. Önermiyor. Burada Nesini, Bilyoner, Misli, Tuttur. Kim varsa hepsini var. Çok seviyoruz. Aynen öyle. İsmini de geçirdik. Hepsini tekrardan çok sevdiğimi söylüyoruz ve Türkiye Ligi'nin milyaradan sonraki bütün maçlarını Berat Hocam'la değerlendirmeye başlıyoruz. Hocam, cumartesi günü açılışı yapıyoruz. Başakşehir-Ankara Gücü maçıyla. Maalesef hocam. Hocam, ne diyorsun bu maça? Ne diyorum? Gönlüm neler demek ister? Bilirsin. Evet. Ben Başakşehir-Ankara Gücü maçının karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Hocam. Diyorsun. Oranı nedir hocam? Hemen yazıyorum hocam. Sen de hocam söyle istersen. Ben de kötü giden Başakşehir, Emre Belözoğlu önderliğindeki Başakşehir bu maçı çıkış maçı olarak görülüyorum ve 1.58'den MS1 diyorum hocam. Ben de 1.67'den var olur diyorum. Yani iki farklı görüş var. İsteyen kullanabilir. Bizim zaten videonun sonuna doğru da bir spesyalimiz olacak. O spesyalimizde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir diyorum hocam. Buyur hocam. Neden KG var dedin hocam? Hocam, Ankara Gücü'nün ben maçlarını seyrederim, severim. Ankara Gücü'nün de atak oyuncuları var. Alisson gibi. Alisson var. Ben Başakşehir'e bir tane tıklatacağını düşünüyorum. Tıklatır mı diyorsun? Tıklatır hocam. Başakşehir kazanamaz mı? Kazanabilir. Senin dediğin olur. Mesela 2-1 veya 2-0 da olabilir. Öyle bir şey mi diyorsun? 2-0 olursa biz kaybederiz ama gönlümüz kazanır herhalde. Yani hocam, ben Emre Belözoğlu'nun bu kötü gidişattan kurtulmak istiyorum. Başakşehir'de de ama bir sallantı var. Sallantı var. Yani tam çıkış maçı olabilecek bir maç. Adnan Yunuzay aldı, Adnan Yunuzay falan. Konuşuruz bunları detaylı sonra. Konuşuruz. Ben MS1 diyorum, Berat Hoca KK var diyor. Geçelim ikinci maçımıza. Trabzonspor, Kayserispor. Hocam, ne diyorsun bu maça? Yeni başkan, yeni antrenör. Yeni başkan. Geçici antrenör. Tabi Oranak. Victor Gon'un muhabbeti. Bir Bahia muhabbeti yani, var. Bakasetas sezon sonu almış gitmiş diyorlar. Karışık ortalık. Ben Türkiye Ligi'nden şaşmam. Türkiye Ligi'nde bir şey yazacaksam bunları yazarım. Sen de hocam, güzel, senin yazdığın mantıklı. Hocam, ben Kayserispor beğendiğim bir takım, atak futbol oynayan bir takım. O yüzden sallantılı olan ancak yeni başkanıyla 3 puan almak isteyen Trabzonspor'u bir gol atar diyorum ve deplasman 0.5 üst diyorum. Şimdi şöyle, ben de var diyorum. Mantıklı olarak ikimizin de mantıklı. Aynen. Seninki yatarsa benimki de %90 gelir. Çünkü, aynen öyle. Trabzon evinde oynayan takım. Hiçbir şey olmazsa penaltı olur. Atar Trabzon. Yani kimsenin şüphesi olmasın. Burada iş biraz şeyde bitiyor. Kayserispor'da. Öndeki hücum attığında ve Çağdaş Hoca'nın yarın pamplı gelirse cumartesi, bugün cuma. Cuma yarın. Yani, pamplı gelir. Pamplı gelirse gol olur. Hocam, ben de yani 4-0'lık bir Antalya mağlubiyetini şaşkınlıkla seyrettim Kayserispor'un. Bilirsin hocam, çok seyrettin şaşkınlıkla. Yani ben 4-0 gibi bir skor beklemiyordum o maçtan. Kayserispor'un kazanacağını bekliyordum. Ancak 4-0 gibi bir hezimet oldu. Evet. Yani Kayserispor'un ben bu maç tekrardan düzelme maçı olacağını düşünüyorum. Ki Kayserispor'un bir iddiası yok ama
Bir golle. Kayseri de şimdi şöyle. Bu hafta içi gündem oldu ya bu puan silinme. Evet. Orada başkanı çok konuştu. Başkan yardımcısı Kayserispor. Bugün yarın hırslı çıkarlar maça bence. Diyorsun. Hı-hı. Ben dedim bir gol atar dedim. Güzel çıktım. Hocam. Hocam geçelim. Gönlümüzün sultanı. Göz çiçeğimize ya. Yani Galatasaray Adana Demirspor maçına. Hocam bu maçı yazmadan önce bir değerlendirelim. Hocam felaket. Bu hafta Erden Timur çıktı konuştu. Evet. Zaniolo ile alakalı, Lale Orta ile alakalı. Gelmeden bir tekrarını daha izledim. Ondan sonra Dursun Özbey'in bugün bir cezası kaldırıldı. 28 hiç gün fark etmez. Başkanımızın da değil gibi. Abdülkerim Bardakçı'nın bir baş ağrısı durumları var. Baş ağrısından çok biraz bu Abdülkerim medyaya düştü. Yani medyaya düştü. Abimiz ağzının tadını bilen. Yani abimiz biraz farklı severmiş. Farklı seviyor. Helal olsun. Yakışır. Konya'dan başkasına bastırır. Diyorum. Konya'nın ekmeğini yemiş. Tabii yani. Bilen. Etli ekmeği bilen. Etli ekmeği tabii canım. Neyi sevip neyi sevmeyeceğini bilen. Hı-hı. Buradan da Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıp böyle hamleler yapana helal şey olsun. Kınıyorum. Helal olsun. Kınıyorum. Evet. Abdülkerim helal olsun diyecektim. Helal olsun ya. Hocam şimdi gelelim. Şimdi bu sağ dışından bir çıkalım. Galatasaray. Çok fena maç olacak ama. Konyaspor'dan 14 maçlık serisi bitik bir şekilde geldi. Mertens'in döneceği haberleri var. Zaniolo'nun ilk 11 değil de. Yapma. Yapma. Yani Yunus, Raşitsa, Kerem çıkacağı haberleri var. Bazıları Mertens çıkacak diyor. Ki Karabağ maçında Zaniolo'yu da hocam beğendim. Bu geri dönme işlerini o kadar halletmiş sanırsam. Ben i̇nşallah inşallah. Geri dönmeleri de vardı. Hocam tahminin nedir? Hocam geri dönmezse ilk uçakla Roma. Roma mı diyorsun? Hocam benim tahminim KG var ve 1 diyorum. Ben 10.5 üst korner diyorum. 10.5 üst korner. Bu arada soru şartı var yanında. Ya şu an baktığımızda oranlar yazmıyor. Bir açılmamış. Maç günü açılabilir. 10.5 korneri söylüyorum. Berat Hoca da korner bulmuşsundur. 1.65 1.75 arası bir şey olur. Güvenim nedir hocam? Hocam her şeyimi bastım bak hiçbir şey kalmadı. Telefonu sattım birazdan gidip bozuldum. Letko adam mı? Letko. Oranda 1.65-1.75 arası gibi bir şey oluyor. Hocam ben de KG var ve 1 derim. Ya hocam Nelson dönüyor. Ben yani. Adana bunu formsuz. Bunu deme sebebim de bu Adana'nın formsuz olması. Evet. Adana'nın böyle bir tekrardan o Montella'yı da biraz hocam bir tedirginim. Montella da çok iyi oynuyor. Galatasaray'ın Konya maçındaki defolarını iyi ayıklamıştır diye düşünüyorum. Olabilir. Mertens ya ben bu maç 2-1 3-1'lik Galatasaray'ın kazanacağı 1.86 da çok güzel oran hocam. Var ve aslında az ya. Var ve 1.86. Daha yüksek olmaz. Hocam 1'in oranı çok düşük. 1.24'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Icardi'nin gol atacağı, Galatasaray'ın kazanacağı. Yani öyle bir maç dakika bekliyorum. Dakika 90'da da Adana'nın 10'ya 20 tane tıklatacağı ve bizim kazanacağımız evet. Güzel bir maç olsun. Bu arada tekrar söylüyorum Berat Hoca gerçekten korner gurbesidir. Korner denilince... Yapma hocam, yapma. Neden hocam? Bütün büyüğümüz gelecek burada. Kaçmaz hocam, bizim büyük kaçmaz ya. Berat Hoca harbi iyidir bu konuda. Berat Hoca'nın kornerleri kaçırmayın diyerek... Hocam okeysin, bir 65, bir 70'ten verdin oranını. Hocam bunu dedin bak, kornerler var, hepsi patlıyor hocam. Bu videoyu yayınlayamayacağız hocam. Patlarsa bir şey olmaz hocam, yapacak bir şey. Hocam pazara geçiyorum.